Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle PUBG Mobile oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Evet, şimdi önce haritayı göstereyim sizlere arkadaşlar. İcler Küresi Köyü diye bölgeler geldi. Bakın bir şurada var, bir de burada. Bunlar genelde standart yerlerde oluyor. Bir de şu noktalar var, onlarda da böyle yukarı çıkma yerleri falan var. Ben yine şuraya atlayacağım. Oradan doğru arkadaşlar sizlere güncellemeyi göstereceğim. Bu arada isimimizin altını görüyorsunuz, 7 adet top var. Bunlar da ejder küresi arkadaşlar. Bunları toplayıp bir tane ejderha var, onu çağırıyoruz. Mesela ondan da güçler alıyoruz. Tabi ben şu ana kadar hiçbirini toplayamadım. Daha doğrusu bir tane falan eksik kaldı genel olarak. Ejderhayı şu ana kadar hiç çağıramadım. İnşallah bu videoda çağıracağım. Bu arada bence güzel şey arkadaşlar. Tamam, şuraya atladık. Paraşüt güzel bence. Buraya niye atladın derseniz de burada da yeni gelen güncelleme ile ilgili bir bölge var. O yüzden buraya atladım. Bakın turuncu şekilde. Aha. Şimdi bu özellik arkadaşlar uçmaya yarıyor. Bakın şu. Ama tabii bunun için 50 adet ki şu mavi barı görüyorsunuz şu an bende 20. Onun 50 olması lazım. Etrafta fasulyeler var. Bunlar bulduk. Bunları yediğimizde fulluyor o mavi şeyi. Birazdan sizlere göstereceğim. Şurayı bir lootlanayım. Az sonra gideceğimiz yere uçarak gideriz. Orada arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Unutmayın, kanalıma abone değilseniz de ücretsiz olarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Mesela arkadaşlar dur. Soya fasulyesini yiyorsunuz arkadaşlar. Bakın 28, şu anda 100 olacak. 100 oldu. Şimdi uçuyoruz. Şöyle hızlı uçun. Böyle direkt iniyorsunuz. Şurada sandık olduğunu bildiğim için direkt indim. Sandıkların yerini artık yavaş yavaş ezberliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu an 7 numaralı yıldızlı küreyi bulduk. Victor vardı. Bu silahı da hiç sevmem. Şurayı şöyle bir lootlanalım. Bu arada mesela siz oyunu daha yeni başladınız. Yani şey olarak bu modu ilk defa oynuyorsunuz. Ben bu şeyleri nerede bulacağım, ejder küreği? Ejder radarını kullanıyorsunuz. Bu sınırsız, istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Size arıyor mesela, bakın şurada hemen varmış 26 metre sonra. Böyle haritada da yerini gösteriyor minimap'te. Şimdi hemen bunu da açalım. Tabi her bölgede hepsini bulamıyorsunuz. 5-6 tane en fazla oluyor. Bakın bu bölgede mesela 4 tane var. Şimdi aha, biri sıktı. Burada şuradan silah niye çıkmadı ya? Nereden sıktık? Neyse biz şunu bir halledelim. Heh. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Bu yeni gelen araç. Bunu siz böyle toplayıp şeyinize koyabiliyorsunuz. Ben kimse almasın diye topladım şimdi. Bunu da göstereceğim birazdan. Tam bir rush aracı yalnız, onu söyleyeyim. Bu arada bu modda kaç leş yaptım derseniz kill rekorum 10 civarı bir şeydi arkadaşlar. Bu modda bayağı bir leş aldım. Şuna tak. İyi, güzel. Red Dot da bulduk. Emlak da bulduk. Aa, bot savaşı. Bu arada bu bot şey, son güncelleme ile birlikte arkadaşlar botlar da bayağı akıllandı. Bakın zıplıyorlar falan. Eğim de koyuyorlar arkadaşlar. Eğim koymayı, bomba atmayı, molotof falan hepsini atabiliyorlar artık. Son güncelleme ile bayağı bir şey oldu bu botlar. Aa, bizon buldum. Bizon alırım şunda, güzel bir şey yoksa. Aslında pek de bot gibi değildi ama neyse, şuradan bizon alayım da. Bizonla da bu arada ısındım arkadaşlar bu arada. Güzel silah bence. Yani yakın mesafede bayağı iyi. Şimdi şu ejder radarını tekrardan kullanalım. Dediğim gibi zaten açık olduğu zaman bakın haritada 10 yap 10 diyor. Yani açık anlamda İngilizce. Ha, bir tane de şurada bulduk. Bakın şu anda bölgede 3 tane buldum. 4.'yü de alıyorum. Hatta uçarak gidelim bu arada. Şunu kullandığınızda key'yi çok hızlı kullanıyorum. Aslında yanlış yerde indim. Buradan atlarken canım azalacak.
Şurada insem daha iyiydi. Tamam. Duvara yanaşık gidince arkadaşlar canınız azalmıyor. Bunu öğrenmiş oldunuz. Ben geçenki videolardan birinde, daha doğrusu geçen oynamalarımdan birinde öğrendim bunu. Tak şunu. Red dot'ı tak. 2'yi sal. Tamam. Bir al şunu da dayım. Tamam. Şimdi güncelleme alanı böyle arkadaşlar. Asıl bölge tabii ki burası değil. Asıl bölge o köyler. Oraya da birazdan gideceğim. Şimdi aracı sizlere göstereyim. Kapsüle şuraya giriyorsunuz ve bakın neymiş bunun ismi? Hoipoi kapsülü. Bunu bomba kısmından alıyorsunuz. Böyle bir bölgeye, düz bir bölge olsun daha iyi yerleşir, hızlı yerleşirsiniz. Bakın arkadaşlar, uçuyor araç. Ama tam anlamıyla uçuyor. Hazır mısınız? Ben bunu bayağı bir uçurdum bu arada. 20 metre falan havalandı. Böyle rampadan bir anda yukarı çıkarken bir anda gaza basınca bayağı uçuyor arkadaşlar. Şu an tabii o kadar havalandıramadık ama. Şurada aslında uçsa. Oldu. Şimdi neyse. Ne yapacağız? Şu köylerden birine gideceğiz. Shelter bölgesi. Bayağı da uzak bu arada. Oraya direkt, aslında harita direkt oradan geçse direkt atlardım oraya arkadaşlar. Bu arada artık bölgelere direkt ben atlıyorum. O yüzden bayağı leş oluyor. Hatırlarsınız biz genel olarak 3 leş, 6 leş falan alıyorduk. Bu güncellemeyle artık 5, ama 10 leşin üstüne çıktım arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar, video like atmayı ve bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de tamamen ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bu arada yeni içeriklerden anında haberdar olmak için arkadaşlar bildirimle tümü yapmayı da unutmayın. Yavaştan şu bölgeye gidelim. Ben bu aracı sevdim ya, yavaş gibi bana yavaş geldi ama. Bu arada bu video bir tık gecikti, farkındayım. Arkadaşlar video çekemedim. Canımı toparlayacağım. Yakınında bir yerlerde. Bas. Şununla bizi. Araç bayağı ses çıkarıyor bu arada. Araç sanırsam 3 kişilik arkadaşlar. 4. bir kişi gelmez. Ama biz zaten normal squad takılıyoruz. Böyle girecek arkadaşımız olmadığı için. Tabi sizler isterseniz sizler yeriz. Bir ara hatta bir takipçimle girmişim, TikTok'un Samet diye, buradan sağlamış. Arada bana atıyor da böyle birlikte oynayalım diye. İşte ben maçta oluyorum. Bir maç daha girmeye yaşadığım oluyor ya da zamanım oluyor. Bir maç anca atabiliyorum. O yüzden Ahmet'e buradan selam olsun. Yeni bölge burası da. Bence bu bölgeye gelmesi gereken bir şey var. Tek bir şey. O da bölgede kaç kişi olduğunu gösteriyordu ya arkadaşlar. Tüh. Video heyecanına uğramadım bu arada. Dayım. Uğramadım. İki kişiler. Ben çok kötü durumdayım. Şuradaki bot da şu gerçek. Aracı patlattı. Videoyu tehlikeye atmak istemiyorum, o yüzden pusuyorum da.
Aman. Oymuşlar. Tamam. Şurada mı adam ya? Motormuş. Bu bölgeye gireceğiz bir şekilde arkadaşlar da. Bir uzaktan bir inceliyorum ben bu bölgeye her girişimden önce. Şöyle bir enerji. Bu arada enerji içeceği falan da dolduruyor bu key'imizi. Fakat bir dolduruyor. O yüzden o da çok işe yaramıyor. Tamam, canlı kartımızı aldık. Şuraya in. Nemedim. İnşallah bir yerde biri pusmuyordur. Tamam. Hemen radarımızı açalım. Bugün inşallah videoda ejderhayı çağırabileceğiz arkadaşlar. Açmışlar buradakileri. Geç kaldık tabii. Ses. Pencere de çok rahat değil. Çalabilseydim. Çalamadım. Abi bir şey olmaz. Allah. Sarada kaldım. Yakın. Bekle boçuk. Allah, çok pis arada kaldık arkadaşlar. Bu değilmiş buradaki. Şu bot işte. Çok pis arada kaldım da. Aracı nereye yanıma almam ki ya? Adamlar icat etmişler. Demişler ki zor durumda kalırsın, yanına al demişler. Yok. Neyse, şimdi hayıflanma vakti değil. Bak bak, tipe bak. Bir HS'ye gitti. Tamam, kask gitti. Uç. Buraya in. O çatıya inmeyi planlamıyordum ama burada daha iyi oldu bu arada arkadaşlar. Birini gördüm. Tamam, M24'te susturucu da var da. Red Zone. Kim sıkıyor bunu ya? Geç. Allah. Çağrı hala devam ediyor, güzel. Kaçırdık adamı. Ama Red Zone beni çok şey tedirgin ediyor. Red Zone adam sana düşman, Red Zone. Adam sana düşman, Red Zone. Tamam. Red Zone'u atlattık.
Evet dayım. Bak video şey. Kim ya? Bot bombayı çok kötü atmasını umuyorum. Geç şöyle bot kardeş. Uzi ile sıkıyor, bota bak. Ama adam yerimizi öğrendi işte sonlarda. Gördüm, ben de onu gördüm. Ama kayboldu hemen. Şimdi şöyle bir izlerken bir durum değerlendirmesi yapalım arkadaşlar. 3 tane topumuz eksik. Bakalım bu taraflarda var mı? Onun dışında yelek çöp oldu. Kask hele hele çöp oldu. Rakip bir kişi aracımız yok. Onun dışında canlanma kartının süresi bitmek üzere. Bu kadar sorunlarımız. Olmaz, bura olmaz. Fasulyem kalmadı. Üstelik alan gitti. Salak adam. Tipe bak. Atamadı, güzel. Ah, bir sis mi olacaktı? Hiç. Sıkamadım, sıkamadım. Adam yüzü oynadı. Bakayım. Neyle sıkmış o da, M4'te sıkmış. Nasıl? Zafer 1. Oynanan maç 6. İlk 10'a 3 kere girmiş. Bir kere zafer almış. Leş 43. Leşin ölümü oranı 7,18. Yani. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar olsun. Bugün sizlerle de PUBG Mobile Dragon Ball modunu inceledik. Devamının daha hızlı gelmesi istiyorsanız aşağıdan like atmayı bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de tamamen ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Burada bir hasar aldı falan, bakalım. Ha, baktık, tamam. Hadi görüşürüz arkadaşlar.